Benim kanaatim. Yani işin mutlaka politik yönünün etkisi olmuştur, oy alma endişesinin. Sonuçta böyle başa güreşen bir siyasetçinin attığı ya da atmadığı adımlarda kesinlikle hiçbir oy endişesi olmayacağını düşünmek zordur. Bunun için çok kuvvetli bir İslami şuura, ruha, imana sahip olmak gerekir. Ve mesela şimdi soruda yok ama benim aklıma geldi. Bu açıdan ben 2013 Haziran'ından bu tarafa bir kısım yanlışları gene mahfuz. Genel olarak baktığımız vakit Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı son derece takdir ederim. Çünkü o tarihten beridir işte derin güçlerin, uluslararası masonik yapının, küresel sermayenin, üst aklın bunların hepsi aynı şeyin isimleri, farklı isimleri arkadaşlar. Hedef tahtasına kondu. Milletinin, memleketinin, dininin hayrı için böyle çok zorlu bir süreci, mücadeleyi tercih etti. Bu bakımdan da bence fevkalade takdiri ve desteği hak ediyor. Çünkü böyle yapmayıp onların istediği şekilde onların suyuna gitseydi, evet dinine, ümmetine hainlik etmiş olurdu. Ama buna karşılık onların kendisine sağlayacağı ekonomik imkanlar itibarıyla da yani mesela diyelim bugün bir seçim yapılacak olsa rahatlıkla belki %60 falan gibi oyla tek başına öyle Cumhur İttifakı falan da olmadan iktidarda olur ve istediği kadar ölünceye kadar da Türkiye'de yüksek bir oy oranıyla iktidarda kalmaya devam ederdi. Çünkü gerçekçi olalım, Batılılardan birinin meşhur sözüdür. Seçmenler mideleriyle düşünürler. İslami ölçülerle oyunu verecek olanlar ekonominin çok çok iyi olmasına rağmen İslami ölçülerle oyunu verecek olanlar en azından günümüz Türkiye'sinde bir parti iktidar yapmaya yetmez. Böyle bir oy oranı yok ortada. Büyük kitlelerde arz ettiğim gibi elhamdülillah biz de Müslümanız, dinimizi seviyoruz, sayıyoruz deseler bile. Fakat neticede ekonomik sahiplerle oylarını verirler. Evet, bu noktada Erdoğan bence son derece müstesnadır. Menderes ona yakındır. Yani Menderes'te oy mülahazası da vardır. Söze girerken onu söyledim. Ama birinci derecede Menderes'in İslami hizmet olarak nitelendirebileceğimiz davranışlarında, politikalarında birinci derecedeki güdü bence ihlaslı, samimi, Müslüman ruhudur. Müslüman şuurudur demiyorum. Çünkü Menderes'in hayatının bütününe baktığımızda çocukluk, gençlik yıllarına hem kişilik anlamında hem ideolojik, kültürel, fikri anlamda, siyasi anlamda kişiliğinin şekillendiği yıllara baktığımızda Menderes'te ciddi bir İslami şuur vardır dedirtebileceğimiz bir arka planı, bir birikimi zaten hiç olmamıştır. Yakın Türk tarihinin Menderes yetiştiği dönem itibarıyla en talihsiz, en kavruk, en kurak dönemine denk gelmiştir. Bir ağa çocuğudur yani Aydın Ovası'nda çok mümbit. Köylüler paylaştıktan sonra kendisine kalan 4000 dönüm gibi ciddi bir çiftliğin sahibidir. Elit olarak doğmuştur, öyle yetişmiştir. İşte mesela İzmir Kızılçullu bugünkü Buca Şirinyer'dir. Oradaki Amerikan Koleji'nde ilk orta öğrenimini görüyor. 30 yaşında, 31 yaşında falan milletvekili oluyor CHP'den 1930'ların başlarında, 31 seçimlerinde hemen. Ve ondan sonra da işte 1950'ye kadar aralıksız Aydın CHP milletvekili olarak devam ediyor. Şimdi böyle bir geçmişe sahip olan bir insan da zaten öyle çok kuvvetli bir İslami şuur ve birikim olmaz. O yüzden onu ayırdım. İslami ruh dedim. O topraklarda 900 seneden beridir Müslümanız ya. Menderes'te sonuçta bu toprakların bu halkın yetiştirdiği ve en azından diğer emsalleri gibi bile bile kendi şahsi menfaati kariyeri için kendi halkına, kültürüne, topraklarına ve dolayısıyla onların manevi değerlerine de ihanet etmemiş, bilinçli olarak sırtını dönmemiş biri ya, işte Menderes'in İslami altyapısı bundan ibaret. Şuurdan ziyade ruh, önsezi, bununla da yaşadığı dönemde, o dönemin şartlarını göz önünde bulundurduğunuzda, yani son derece ciddi İslam'a hizmet etmiştir.
kişisel hayatı az önce arz ettiğim sebeplerden ötürü çok müstakim değildir. Evet, yani ancak cuma namazlarını kılar. Başka şeylerine hiç girmeyelim. Ben zaten 27 Mayıs'tan sonra şehit edilinceye kadar geçirdiği son 1,5 senelik o hapis zulüm hayatında yaşadığı bütün zulümleri, şehit edilmesini, hatta daha önce kısmen temas ettim, İdamının da son derece sıkıntılı, azap verici olmasını, inşallah kaydıyla, tabii gaybı hiçbirimiz bilemeyiz, bu hayatta kazanmış olduğu işte kişisel günahlarının kefareti inşallah olmuştur. İnşallah Cenab-ı Hak da öyle bakmıştır. Öteki tarafa burada çektiği bu zulümlerle bu günahları silinmiş. Muhakeme-i Kübra'da ciddi olarak bir günah yüküyle gitmeyecek şekilde gitmiştir. Yani hikmet-i ilahi böyle tecelli etmiştir diye tahmin ve temenni ediyorum. Evet, uzattık. Netice Demirel'le Menderes'i mukayese etmek arkadaşlar, Menderes'e hiç hak etmediği çok ağır bir hakaret etmek olur. Demirel'e hiç hak etmediği çok ağır bir iltifatta bulunmak olur. Hiç alakası yok. Şöyle diyelim. Menderes bizdendi, onları idare etti. Demirel onlardan da bizi idare etti.